gereksizdi. Fuzuli yandı. Buradan kontrol alınsaydı buraya gelmezdi. Bu vatandaşın dükkanı fuzuli yandı. Yazık, günah ya. Antalya'da sanayi sitesi esnafı itfaiyeye tepki gösterdi. Ekiplerin yangına müdahalede yetersiz kaldığını iddia etti. Alevlerin yükseldiği yer Antalya sanayi sitesinde izolasyon malzemeleri satan bir iş yeri. Bir anda duman çıkmaya başladı. Ufak kıvılcımdan bir anda kocaman büyük bir yangın oluştu. Alev topuna döndü. Yangını görenler itfaiyeye hemen haber verdi. Bu arada çevredekiler kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. İş yerinin tümünde izolasyon malzemeleri olmasından dolayı yangın kısa sürede büyüdü. Sanayi sitesine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda alevleri kontrol altına aldı. Yangında 6 iş yeri tamamen yanarken 4 iş yeri de kısmen zarar gördü. Ha geldi işte, benim de yanabilir mobilya dükkanı. Kim ödeyecek benim zararımı? Trilyonlarca mal var içeride. Bir kilometre şurası. Oradan buraya var ya kaç dakikada gelmiş bir bakın. Kim var kim yok. Yol yapıyor boyuna, köprü yapıyor. Duysun ben neresine. Ne yapıyor? İtfaiye alsın memlekete. Burası sıcak memleket. 50 derece. 50 derece sıcak. Ben şuraya orada. Kaç dakikada gelmiş neresine. İş yeri sahibi Cengiz Uyar, ekmek teknesinin yanışını çaresizce izlerken oğlu 12 yaşındaki Mert Deniz köpeğinin öldüğünü öğrenince ağlamaya başladı. Mert'i annesi teselli etmeye çalıştı.